Tarikatın ashabı ve hayru fil cemiyye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ahir zamanda Müslümanlar çok olacak. Çok fazla olacak Müslümanlar. Ama bir nasıl denizin köpüğü ise öyle faydası olmayan, deniz köpürüyor, şey gibi köpüklü köpüklü olur, fazla bir şey zannedersin ama onun hiçbir tesiri yok köpüğün. Bir faydası yok, kuvveti yok. İşte bizim yaşadığımız zaman, o zamandır ki Müslümanlar milyarı geçmiş, 1,5 milyar mı, 2 milyar mı artık ne kadar ama hiçbir kıymeti yok. Ne için? Çünkü Allah'ın yolunda değiller. Allah'ın istediğini yapmıyorlar. Başka yola sapıyorlar. Müslümanız diyorlar. Peygamber Efendimiz'in yoluna gitmiyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini yapmıyorlar. Yapana müşrik diyorlar. Yani birbirimize uğraşıyorlar. Birbirine uğraşıyor Müslümanlar. Onun için bir şeyleri yok. Kıymetleri yok. Oyuncak gibi oynatıyorlar. Bunlar şeyden geliyor. Ahir zamanın fitnesi, bir hayır yapmaya kalkan insan, hayır yapacak olan insan ona karşı türlü türlü hileler, türlü türlü kötülükler yapıyorlar, düşünüyorlar. Ama Allah'la beraber olan çoklukta kıymet olmuyor işte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi köpük gibi oluyorlar. Allah'la beraber olanlar, onlar sağlam durur. Kazanan onlar olacak Allah'ın izniyle. Emaneti sahibine onlar teslim edecek. Sahip gelince tüm bu şeyleri, kirlileri, pisleri ortadan kaldıracak. Dünya pislikten doldu. Yetmiyor. Daha da fazla istiyorlar. Her şeyi berbat oldu dünyanın. Neden? Bu pisliklerden. Pis, necaset. Necaset, pislik demek mi? Necaset demek ki onları temizlemek lazım. Temizlemezsen ne olur? Su çirkef olur, pis kokar, mikrop dolar, içemezsin, yiyemezsin, yediğin zehir olur, içtiğin zehir olur. Allah temiz sever. Dinimizin birinci emri ibadetin temizlik. Temizlik olmasa ne namaz olur, ne niyaz olur. Temiz su arayacaksın, temiz yiyeceksin ki sen temiz insanlarla olasın. Bu dünya her bakımdan necasete, pisliğe boğulmuş. Allah sahibi gönderecek inşallah. Ne kadar zor olursa o kadar daha ihtiyaç olur kurtarıcıya.
kurtarıcı da Mehdi Aleyhisselam inşallah tez zamanda zahir olur ki insanlar ümitleri kalmamış. İnsanlar, Müslümanların ümitleri kalmamış. İnsanların ümitleri kalmamış. Allah'tan ümit kesilmez. Allah vaadi haktır. İnne vaadallahi hak. Allah bütün dünyayı temizleyen, nura gark edecek insan gönderecek. İnşallah yakındır. Çünkü artık kemale ermiş her türlü pislik, her türlü zulüm kemale ermiş. Onu temizleyecek inşallah zat gelecek. Allah kavuştursun inşallah der zamanda. Allah hatımızı muhafaza etsin, imanımızı muhafaza etsin. Amin. Ve minallâhi tevfîk el-Fâtiha.